Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 10. bölüm testinin çözümlerini yapacağız. Evet uzun soluklu bir test. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız dikdörtgende ve karede alan. Arkadaşlar paraya kenardaki alanını da bileceksiniz. Aynı zamanda dikdörtgen alan nedir? A çarpı B'dir. Aynı zamanda bu alanı biz nasıl bulabiliriz? Şu paraya kenardaki gibi bu alan tüm alanın yarısı değil mi? Evet oradan da bulabiliriz ve alan dağıtmaları falan da kullanacağız. Tabi eski bilgiler, üçgen bilgileri, öklüt bağıntıları falan filan eksik parçaları öyle tamamlayacaksınız. Zaten burada çözümü de var. Öklüt bağıntısından şu yüksekliği bulup sonra e, ne yapmış? Taban çarpı bölü 2'den bu alanı bulup tüm alanı da bulmuş. Burada çözüm de var. Bu e, daha önce paraya kenarda söylediğimiz e, yöntemlerdi. Bu alan tüm alanın yarısıydı. Geri kalan alanlar da tüm alanın yarısı. Karşı alanlar toplamları da birbirine eşitti. Paraya kenarda da zaten biz bunları söylemiştik. Hadi bakalım testimize başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. ABC dikdörtgen ve şöyle bir oran verilmiş. Burası A iken burası 3A verilmiş. Hemen yazalım. FD uzunluğu A iken ED uzunluğu 3A. Yalnız ED uzunluğu 3A. Buraya ne kaldı? 2A kaldı. Şimdi ne yapacağız? Ve oranlama var. Alan dağıtımı yapacağız. Hadi bakalım alan dağıtımı yapalım. Alan dağıtımı yaparken hop şunu şöyle çizecek olursam. A'da kalan A ise 2A'da kalan nedir? 2A'dır. E hocam bu alan tüm alanın yarısı. Yani buradaki alan 3A ise tüm alan 6A'dır. 6 6A alın neye eşit? Dik alanına eşit. Yani çünkü bu alan tüm alanın yarısı arkadaşlar. 6A, 3A iken bu yarısı ya tüm alan 6A oldu. E 6A alanında 6 çarpı 8'e eşit. 6 çarpı 8'e eşit. Buradan da A alanını kaç buluruz? 8 buluruz. Yani birinci sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Geldik 2'ye. Ne var burada? Öklit bağıntısı var öncelikle. Dikten dik çizilmiş öklit. Yani şuraya haş diyecek olursam h kare eşittir. 4 çarpı 9'dan 36'dan haşı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Haşı 6 bulduktan sonra şu alan nedir arkadaşlar? Tüm alanın yarısıdır. E bu alanı bulursak olay bitti. Bu alan içinde her şey mevcut zaten. Taban mevcut. Tabana ait yükseklik mevcut. O zaman burada e, bu alanı bulabiliriz. Bu alan nedir? 13 çarpı. Çünkü burası 13. 13 çarpı 6 bölü 2. Yani kaç çıkıyor? 39 çıkıyor. Evet burada kalanı 39 bulduk. E o zaman alan ABC'de kaç yapacaktır? Bu tüm alanın yarısı. 39'un 2 katı yapacaktır. O da kaç yapıyor? 78 yapıyor. Evet İkinci soru edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. Karede eşimiz gücümüz neydi? Köşegen verilmişse ne yapıyorduk? Diğer köşegeni de biz çiziyorduk. Hadi bakalım çizelim. Diğer köşegeni çizdik. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Hocam ve şunların hepsi de birbirine eşit mi? Eşit. E 5 kök 2 ise kenardaki üçgenden dolayı bunlar 5 5 çıktı. E burası da 5 burası da 5. İşte burada kalan nedir? Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'dir. Ama burada 13 de verilmiş. Burada 5 de var. E burada 5 12 13 üçgeni yok mu? Evet 5, 13 olduğundan burası 12 olur. Yani buraya ne kaldı? 7 kaldı. Hocam şimdi şu alan ne yapar? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Tabanımız 7 iken tabana ait yükseklik de 5 değil mi? Evet. Yani 7 çarpı 5 bölü 2. 35 bölü 2 mi çıkıyor böylelikle? Cevabımız bu, bu şekilde ne çıktı o zaman? Balık kesir çıktı çıktı. Geldik 4'e. Evet köşegen çizilmiş. Ne yapacağız? Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Hop şöyle çizdik. Hadi köşegeni çizelim köşegen çizince hocam ne çıktı burada? Köşegenler birbirine eşit. Şuraya bir A dersek. A artı 2 mi oldu burası? Evet burası da A artı 2. Burası da A artı 2. Burası da A artı 2. Normalde onun karesi eşittir. A'nın karesi artı A artı 2'nin karesinden yaparız. işlem işlem işlemle ama hisset kardeşim büyük ihtimalle üçgendir. 10 varsa 6, 8, 10 üçgendir. E 6 koyarsam 6, 8, 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Bizden boyalı bölgenin alanı isteniyor. E taban belli mi? Belli. Şurayı da 8 bulduk ya. Toplam yükseklik. Şurası pardon tabanımız kaç yaptı? 8 alt daha 14 yaptı. Yüksekliğimiz kaç? Yüksekliğimiz de 8. Yani alan 14 çarpı 8 bölü 2. O da kaç çıkar? 56 çıkar. Evet dördüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik beşinci soruya. Şimdi bu bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgende şu parçalar hepsi birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. E aslında şurada ne var? Bir ikizkenar üçgen var. Bak tabanlarında bir nokta alınmış. Aslında özellikten yapmayalım ya. Burası 8 iken burası da 8 değil midir? Evet burası da 8 burası da 8. Hocam 8 tabanına ait yükseklik burada da 8 tabanına ait yükseklik var. O zaman ben şurada şunu şöyle çizecek olursam bu üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı bulabilirim. Şu üçgenin alanını bulabilirim. Sonra şu üçgenin alanını bulabilirim. Değil mi? Evet bu üçgenin alanı nedir? 8 çarpı 2 bölü 2. O zaman 8 çarpı 2 bölü 2 artı şuradaki üçgenin alanı nedir? O da 8 çarpı 4 bölü 4. 4 bölü 2. Evet burası 8 artı 16'dan kaç çıkar? 24 çıkar. Evet burada kalan 8 burada kalan 16 toplam alan 24. E o zaman burası da 24 burası da 24 burası da 24 yapmaz mı? Paraya kenardaki özelliği düşünün. 4 eşit parçaya ayırıyordu. E o zaman burası da her bir parça 24 oldu. O zaman alan ABCD ne olacaktır? 4 tane 24 olacaktır. O da kaç çıkar? 96 çıkar. Evet 5. soru böylelikle balık kesin oldu. Geldik 6. soruya. E, burada ne var? 15, 75, 93 kere var. 15, 75, 90 üçgende biz neyi kullanıyoruz? Haşa 4 aşı. Hop çizdik. Hocam burası haşken burası nedir? 4 haştır. E bunu kullanabiliriz. Bak burası 5 verilmiş. Burası da 2 ise haş dediğimiz kaç çıktı? 3. O zaman 4 haş dediğimiz 12 çıktı. E, o zaman olay bitti. Alan ABCD isteniliyor bizden. Bir kenar 12, 5. Diğer kenarda 12 olduğundan alan ABCD de 5 çarpı 12'den 60'a eşit olacaktır dostlar. Evet 6. soru böylelikle ne çıktı? Edremit oldu. Geldik 7. soruya. Şekil 1'de kare biçimindeki örtünün köşeleri kare biçimindeki masanın kenarlarının orta noktasına denk gelecek, orta noktasına gelecek biçimde verilmiştir. Evet. Kare biçimindeki örtünün köşeleri kare biçimindeki masaya orta noktalarına denk gelmiş. Hocam şu orta nokta kare olduğundan bu da çizgiye çizgi, bu da çizgiye çizgi, bu da çizgiye çizgi olur. Yani burada bir 45-45-90 üçgenleri karşımıza çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Sonra bu aşağı doğru sarkıtılmış. Örtü ok yönünde 30 santimetre ötelendiğinde. Evet ok yönünde aşağı doğru 30 santimetre çekilmiş. Buna göre son durumda örtünün sarkan yüzüğün alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ben örtüyü ok yönünde direkt aşağı doğru çekmişim. O zaman aşağı doğru çektiysem hop şöyle çektim biraz. O zaman bu ne kadar geldiyse o da o kadar aşağıymış. Olmadı mı arkadaşlar şöyle? Evet. Ört 30 santimetre çekmişim 30 santimetre çektiysem o zaman burası da 30 santimetre oldu E hocam buradaki aşağı doğru çektiğim zaman yani Kendime böyle dik vaziyette çekiyorum böyle Burada kaçı bozulur mu bozulmaz aynen böyle örtüyü çekiyorum düz çekiyorum sadece aşağı doğru sarktı Yine buradaki uzunluk 45 mi 45 Peki Son durumda örtünün sarkan yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor He, Sarkan yüzünün alanı soruluyor Şuraya hiç yoğunlaşmayayım 30 burası değil ben 30 santimetre çektim ya, 30 santimetre de böyle aşağı düşmüş oldu. Yani şurası 30 santimetre. Hocam burada kaç kaç dereceydi? Açı bozulmuyor, 45 dereceydi. Yani burası 45 dereceydi ya, şurası 45 dereceydi. E, kendime dik vaziyette çektiğim için açı bozulmadı, 45. Burası da 45 oldu. Ya e, hocam burası da 45 oldu. O zaman 45-90sa burası da 45 olur, hatta burası da 45 olur. 45-45-90, 30sa burası da 30, 30sa burası da 30 oldu. E tabanımız 60 oldu, sarkan kısmının alanı isteniyor, yüksekliğimiz de 30. Yani 60 çarpı 30 bölü 2 bize alanı verir. O da kaç yapıyor arkadaşım? 900 yapıyor. Dolayısıyla 7. soru böylelikle. Akçay çıktı. Geldik 8'e. Dikdörtgen bu. 90 derece değil mi burası? 90 derece olduğundan dolayı burada kaç? 45, 45 diye parçaladı. Hocam burası da 45. Ya kardeşim şuradan dik çizilmiş. E şurası da eşit verilmiş. Burası da biri 10 şeklinde ayrılmış. O zaman ne yapmak gerekiyor? Hop şöyle. Şunun uzantısını uzattığımız zaman 90 burası 90 burası hocam. E sonra ne yapacağız burada? 45 90 ise burası da 45 oldu. Şu 1 ise dikdörtgenden dolayı burası 1. E, 45 45 90 üçgenden burası da 1. E burada da 45 45 90 var. E o zaman burası da 1 yaptı. Sonra ne yapacağız? 10 verilmiş. Bak şu aşağısı 10 ise. Hocam yukarısı da 10 değil mi? Dikdörtgenden dolayı evet. 1 ise buraya ne kaldı? 9. E hocam burası da 9. Toplamda buradaki uzunluk kaç çıktı o zaman? 10 çıktı. E o zaman burası 10 oldu. Şimdi bizden alan ABC'de isteniyor. Bak bir kenar 10 diğer kenar 11 bizden 10 çarpı 11 isteniyor. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? 110 çıktı. Yani 8. sorunun doğru cevabı E şıkkı oldu. Geldik 9. soruya. Şekil 1'de eni 11 boyu 15 birim olan dikdörtgen biçimli cep telefonu ekranın kenarlarının orta noktalarından geçen koordinat eksenleri ve iki köşesi ekranın kenarları üzerinde olan pembe boyalı karesel şekli gösterilmiştir. Arkadaşlar koordinat eksenleri. Şurada bir dikdörtgen var. Bir de orta noktaymış burası. Şunlara bir 5-5 diye yazalım. Şunlarda ne olacak? 7.5-7.5 buçuk, buçuk diye olacak. Şurası 90 derece. E hocam burası da 90 derece. Şurada bir dikdörtgen var. E o zaman burası 5 çıktı. Hatta burası da 5. Burası da 5. Burası da 5. 5-5 ise burası ne oldu? 5-2 oldu. Sonra ne oldu? Şekil 1'de. E, şekil 1'deki ekran parmak büyütme hareketiyle orantılı büyütüldüğünde şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Evet şu görüntüyü elde etmişiz. Bu görüntü olunca bak şurası benim dikkatimi çekti. Hocam burası zaten orta noktaydı 7.5 7.5 olmayacak mı burası? Evet burası 7.5 olacak burası da 7.5 olacak. Hocam burası 5. E biz ne yapacağız burada? Şekil 1'deki pembe boyalı bölgenin alanı S1. Şekil 2'deki pembe boyalı bölgenin alanı da S2 olduğuna göre S1 bölü S2 nedir diye soruluyor. Bir kere S1 belli. S1 nedir arkadaşlar? 5 kökkenin karesi. 5 kökkenin karesi de nedir? Direkt 50'ye eşittir. Tamam bunu bulduk. Şimdi s bulacağız. Eskiyi nasıl bulacağız? Dikdörtgenin alanından beyaz alanları çıkartabiliriz. E hocam burası 7.5 burası 5 nasıl kullanacağım ben bunu? Şöyle yapabiliriz. Şu büyütme hareketinde şu parça dışarıda kalmadı mı? Evet. Şu parça da dışarıda kalmadı mı? Aynen öyle. E şunun devamı buraya bunun da devamı buraya gelecek. Bak şimdi dikkat. Şurası 5 iken 7.5 ise köşegenler dik kesiyor ve birbirine eşit olacak. Hocam burası 2.5 olur. Değil mi? 7.5 ise burası da 7.5 olacak. Yani buraya 2.5 kaldı. E sonra ne yapacağız burada? Bu köşegen olduğu için 45 45 o zaman burası da 2,5 olur. 2,5'ün kök katı burası 2,5 kök yapar. E 7,5 75 ise burası da 7,5 kök 2'den dolayı buraya da 5 kök 2 kalır. E o zaman soru çıktı. Hocam 45 90 45 üçgeni. E o zaman burası da 45, burası da 45. O zaman bunlar da 5 5 yaptı mı? Yaptı. Aynı şekilde bunlar da 5 5 yapar. Aynı şekilde bunlar da 5 5 yapar mı? Yapar. Şimdi S2 alanını da bulabilirim ben. Eski alanda 10 çarpı 15'ten neyi çıkartacağım? 10 çarpı 15'ten 5 çarpı 5 bölü 2 dik üçgenin alanından kaç tane var? 4 tane var. 5 çarpı 5 bölü 2'den 4 tane var. Yani 150 eksi 25 bölü 2'den 4 tane var. Şunlar şunlar sadeleşince burası da 50 yapıyor. Yani cevap burası kaç yaptı? 100 yapmış oldu. Şimdi benden ne isteniyor? S1 bölü S2 isteniyor. O zaman ben artık S1'i biliyorum. S1'i ve S2'yi de biliyorum. S1 dediğimiz kaçtı? 50. S2 dediğimiz kaçtı? 100. 50 bölü 100 isteniyor. O zaman cevabımız böylelikle ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı. Dolayısıyla 9. sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu. Geldik 10. soruya. Şimdi bunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit verilmiş. Hmm, şurada bir yamuk var. Hocam boyalı bölgenin alanı demiş. Vallahi buluruz. Nasıl buluruz? Şu boyalı bölgenin alanı. Şuna dikkat edecek olursanız arkadaşlar. Şu bölge nedir? Bu bölge kesinlikle ama kesinlikle bir yamuk değil mi? Evet. E yamuk. Yamuğun alanının yarısı değil midir arkadaşlar burası? Evet. Ama daha yamuğu görmedik. Bu kitapta görmedik en azından. Yamuk bundan sonra mıydı? Dikdörtgen kare. Yamuk bundan sonraydı galiba ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse ben bunu yamuksuz yapayım. Normalde boyalı bölgenin alanı 12 ise buraya ben 24 diyecektim. Sonra bak şöyle yapayım. Yamuktan yapmış olsaydım burası 12 ise burada kalan 24. E hocam burası A diyecek olursam böyle eşit böldüğü için 4, 4, 4'te 1 yapar burası. Tüm alan 4A yapar. E o zaman buraya 3A kaldı. 3A eşittir 24 ise A'yı buradan kaç buluruz? 8 buluruz. A 8 ise alan ABCD isteniyor. Bizden 24 ile 8'in toplamı kaç yapar? 32 yapar diyebiliriz. Ya da ben şimdi yamuğu bilmiyorum. Hadi yamuk, yamuksuz bir şekilde yapalım soruyor. Başka türlü nasıl yapabiliriz burada bu soruyu. Şimdi eşitlikler var. Eşitlikler olunca hani burada bu üçgenin alanını da kullanacağım. Hocam tabanına ait yüksek çizsem şu bir orta taban mı olmuş oluyor? Hatta şuradan yükseklik şöyle çizdik ya bunun da devamını getirsek. Hani yamuğu görmedik ya yamukta da orta tabanı kullanmayayım. Ee, burası dik burası dik desek. Hocam burada bunlar birbirine eşitse şuradaki üçgende bir orta taban çıktı mı? Çıktı. Hocam buradaki üçgendeki orta tabana bakacak olursak eğer Burası A iken burası nedir? 2A'dır. Ve burası da 2A. 4A ise 4A olacak. Buraya ne kaldı? 3A kaldı. E hocam burası da karenin bir kenarı olduğundan dolayı burası da 4A. Yani 4A çarpı 3A bölü 2 eşittir 12 diye vermiş bize. O zaman buradan A kare neye eşit oldu? 12'ler sadeleşsin. 2'ye eşit oldu. A da buradan kök 2 oldu. Alan ABC'de isteniyor. Alan ABC'de de neye eşittir? 4A'nın karesine eşittir. Yani 16 tane A kare eşittir. A kare zaten e, kaçtı? 2 idi. 16 çarpı 2'den cevap da böylelikle 32 olarak çıkar. Evet 10. soruyu böylelikle yine akçay bulduk arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Şimdi 4 ve 12 var burada. Direkt oranlama var arkadaşlar. Yani burada bir kelebek benzerliğim var. Şöyle bakacak olursak. Evet kelebekteki oran kaça kaç bakacak olursak. 4 bölü 12. Yani 1 bölü 3. O zaman burası A iken burası 3A. Burası B iken burası da 3B diyebilir miyiz? Diyebiliriz. E sonrasında ne yapacağız burada? Alan dağıtımı falandı da yapabiliriz. Hatta bak 12 iken burası da 12. E, şunun tamamı da 12. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. O zaman burası da 8. 8 ise karşı tarafta 8. Tüm alanı bulabiliriz. E, burada bir alan dağıtımına başlayayım ben. Şurada kalanı A diyecek olursam. A'da kalan A ise 3 A'da kalan nedir? 3 A'dır. Sonra B'de kalan 3 A ise 3 B'de kalan nedir? 3 katı olacak. 9 A'dır. Sonra bak bu yarısı diğer yarısı da aynı olmak zorunda. Yarısı 12 a ise diğer yarısı da 12 a olacak. Buraya da 11 a kaldı arkadaşım. Şimdi sen 12 a 12 a 24 a 24 a'yı kaç bulursun? 8 ile 12'nin çarpımı olarak bulursun. O zaman buradan a kaç gelir? 12 ile 24 sadelesi 2. 2 a 8 ise a'yı da böylelikle 4 bulursun. E a 4 ise senden ne isteniyor? Boyalı alan isteniyor. Yani 11 a isteniyor. A yerine 4 yazarsak cevap kaç çıkar? 44 çıkar. İşte paraya kenardaki kullandığımız yöntemleri, teknikleri yine burada kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz tabii ki. 11. soru akçay oldu. Geldik 12. soruya. A, B, C, D kare demiş. E, F, G kenar orta noktaların orta noktalarıymış. Şunlar birbirine eşit. Kare olduğundan bunlar da aynı çizgi çizgi diyebiliriz. Hatta burası da çizgi çizgi diyebiliriz. E arkadaşım burada yine şey yapacağız. Boyalı bölgenin alanları oranı isteniyor. Hocam burada şunlar birbirine eşit ve şunlar birbirine paralel olduğundan dolayı burada bir orta taban çıktı mı çıktı. Yani şurasına ben A diyecek olursam burası ne olacak? 2A. Çizgi dediğimiz uzunluk 2A oldu mu? Oldu. Hocam burası da 2A, burası da 2A. Evet tamamı 4A, 4A. Buraya ne kaldı o zaman? 3A kaldı. Şimdi bundan sonrasında seçenek size ait. İsterseniz alan dağıtarak gidebilirsiniz. İsterseniz alan formüllerini kullanabilirsiniz. Mesela bu yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Şu üçgenin alanı da taban çarpı yükseklik bölü 2 deyip oradan gidebilirsiniz. A ben ne yapayım? Hani ya daha görmedik diye kabul edeyim. Şuradan alan dağıtayım. Mesela burada burada alana A diyecek olursam A'da kalan A ise 3A'da kalan nedir? 3A'dır. Hocam burası 4A ise karşı diğer yarısı da 4A'dır. Hemen buraya 4A diye yazayım. Sonra e hocam burası A iken şurada bunlar birbirine eşit olduğunda 1'e 3 oran yok muydu? Hatta hatırlayın şöyle. Şunlar bir eşitse burası A iken burası 3A olmuyor muydu? Evet oluyordu. E o zaman burada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Burası A iken burası nedir? 3A. Hocam 2A dikdörtgeninde burası 8A ise burası da 8A olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Hatta burada kalanı da buluruz ama gerek var mı? Yok. Bizden taralı alanlar oranı isteniyor bizden. O da ne yapıyor o zaman arkadaşlar? 3A bölü 3A isteniyor. 3A bölü 3A eşittir kaç yapar? 1 yapar. Yani dolayısıyla 12. sorunun doğru cevap balıkesir oldu. Geldik 13. soruya. Evet yine oranlamalar var. Hocam AA, aa diyecek olursam burası 2A'ysa burası da 2A yaptım, yaptı mı yaptı. E ee, şurada ne çıktı? 1 kelebek benzerliğe çıktı arkadaşlar. E ee, artık oradaki alanı dağıtacağız. Kelebek benzerliğinde oran kaç? 1'e 2. Evet 1'e 2 ise o zaman burası enken burası ikendir. Burası emken burası da iken midir? Evet. Hadi alanı dağıtalım bakalım. Hocam M'deki alan 10ken 2M'deki alan kaç yapar? 20 yapar. Sonra hocam 2 endeki alan 10 ken endeki alan kaç yapar? 5 yapar. E şu yarısı 30 diğer yarısı da 30 yapmak zorunda değil mi? Yani buraya kaç kaldı o zaman? 25 kaldı. Bizden ne isteniyor? Boyalı bölgenin alanı. Dolayısıyla çıktı. Bak alan dağıtma sorusu. Yani paraya kenarda kullandığımız yöntemler. Dolayısıyla 13. sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu. Geldik 14. soruya. Şimdi burada x kenar vermiş. Burada da x kenar vermiş. E x kenar verilmişse biz ne yaparız arkadaşlar? Hop tabana ait yükseklik çizeriz. Hop burada da çizsek. Güzel bir şeyler çıkıyor mu? Çıkıyor tabii ki. Burası 5 burası 5. Hocam burası da 5 burası da 5. Çünkü tamamı burası 10 ken, burası da 10 değil mi? Evet. E burada 5 13. Ne üçgeni? 5 12 13'ten 12 çıktı burası. Hocam burası 5. x kenar dik üçgen. Yani burası 45 45. 90 olduğundan 45 45. Burası da 90 olduğundan 45 45 oldu. Yani şurası 5 iken Burası da kaç oldu? 5 oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye isteniyor arkadaşlar. E, buluruz. Hadi bulalım bakalım. İstersen şöyle yap. Burası kaç? 12, 17 mi yaptı? Evet 17. Hocam dikdörtgenin alanından beyaz alanları çıkartayım diyebilirsin. Ya da istersen burada tabana ait yükseklik çiz. 17 tabana ait yükseklik çizersin. Burada da 17 tabana ait yükseklik çizersin. Çünkü buradaki kenar da 17 olduğundan dolayı. Hocam bu yükseklik bakın burası beşgen burası da beş değil mi? Evet. Hocam bu da yükseklik. Bak burası beşgen burası da beş dikdörtgenden dolayı. E üçgenin alanı. 17 çarpı 5 bölü 2'den. Bir burada var bir de burada var. Kaç tane var? 2 tane var. Şunlar gitti. O zaman 5 kere 7 35. 5 kere 1 5. 85 mi yapıyor cevabımız? Evet 85 yapıyor. 14. sorunun doğru cevap böylelikle akçay oldu. Geldik 15. soruya. Evet burada 6. Şimdi dikdörtgen verilmiş, üçgen verilmiş, 6, 15 ve 20 verilmiş. 6 verilmiş, 20 verilmiş. Bir de AD uzunluğunda kaç vermiş? AD uzunluğunda 15 vermiş. Hemen şunu da yazalım. E arkadaşlar burada şunlar birbirine paralel mi? Paralel. 6 bölü 15 oranlaması nedir? 6 bölü 15 bakacak olursak 3'e böl 2'ye 2'ye 3'e böl 5. 2 bölü 5 hocam. Bu işimize yarayacak mı? 2 bölü 5. Hmm. FG ile de AD birbirine paralel verilmiş, EFG isteniyor, şuradaki alan isteniyor. Vallahi arkadaşlar burada sanki tabana ait yükseklikten yapsak daha hoş olacak. Burada alan dağıtmadan falan filan gideyim dedim aslında ama alan dağıtmadan gidersek şurada sıkıntılar yaşayabiliriz. Ne yapabiliriz mesela? Burada şunu yapabiliriz. Hocam şurada bu tabana ait yükseklik ve şu, bunun buraya geleceğini tam tahmin edemeyiz, bilemeyiz ama şuradan dik çizelim. Buradan dik çizdiğim zaman. Hocam burada 6 bölü 15 var. 2 bölü 5 oran var. Yani burada da 2 bölü 5 oran olacak. 2a ise bunun tamamı 5a olacak. Buraya ne kaldı? 3a kaldı. E hocam burada da şunlarda da 2'ye 3 oran yok mudur? 2h iken burası da 3h değil midir? Evet. Bak şuraya yazayım 3h'ı. Şimdi şuradaki uzunluk kaç verilmiş? 6 verilmiş. Bak şurası 6. Şimdi efg alanı isteniliyor bizden. Dikkat et burası 20 iken 5h 20'ye eşit değil mi? Evet. 5H eşittir 20. H'ı böylelikle 4 buluruz. Hocam 3H kaç çıktı? 12 çıktı. Hatta burası da kaç çıktı o zaman? 8 çıktı. Ama hocam benden ne isteniyor? Şu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgende tabana ait yükseklik bulmam lazım. Bu üçgende tabana ait yükseklik şurası değil mi? Evet. E bu tabana ait yüksekliği çizdin. Tam olarak burası. E şuraya da bakacak olursan. Şurası 90 olduğundan şurada da bir dikdörtgen oluştu. Yani 12 ise burası da 12'dir tabana ait yüksekliğimiz kaç çıktı? Alt tabanına ait yüksekliğimiz 12 çıktı. O zaman alan EFG 6 çarpı 12 bölü 2'den kaç çıkar? 36 çıkar. Yani 15. sorunun doğru cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 16. soruya. Şu x boyalı bölgenin alanı 28 olduğuna göre de nedir diye soruluyor. E köşegen çizilmiş. Hemen biz de diğer köşegeni çizelim. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Köşegenler dik kestiğinden dolayı şurayı yapıştırdık. Hocam buraya A dersem şurası A artı 1. E bütün köşegenler A artı 1, A artı 1, A artı 1 değil mi? Evet. Şimdi burada köşegenleri dik kesen bir dörtgen var. Ya da iki tane üçgenin alanından da gidebilirsin. Hocam köşegenleri dik kesen bir dörtgenin alanını 28 denmiş. Köşegenler çarpının yarısı değil midir? Evet. Burası 2A artı 2. 2A artı 2 çarpı diğer köşegende 2A artı 1 bölü 2. Köşegenler çarpının yarısı kaçmış? 28'miş. Buradan 2A artı 2 ile 2A artı 1'in çarpımı kaç yapar? 56 yapar. Böyle dağıtıp çarpanlara ayırabilirsiniz ama bence gerek yok. Niye gerek yok? Hocam şu 2 artı 1 bu 2 artı 2 hisset. Ne ile neyin çarpımı 56'dır ve aralarında bir fark var. 7 ile 8'in değil midir? Bakalım dene. Acaba burası 7'ye burası 8 mi? Burası 7 olması için 2A'nın 6 olması lazım. A 3 olması lazım. 6 artı 2 de 8 yapıyor mu yapıyor. Yani böylelikle A'yı kaç buluruz? 3 buluruz. Evet A'yı 3 bulduysak hocam burası 3, burası 4. E burada Pisagor yaparsam 3 4 5 üçgeninden dolayı cevap böylelikle 5 olarak buluruz. Evet 16. sorunun doğru cevap böylelikle Denizli oldu. Geldik 17. soruya. ABCD karesinin AD kenarı EF boyunca, BC kenarı da HG boyunca ne oluyormuş? HG boyunca katlanıyormuş. Evet ben bunu böyle katlamışım. Bunu da şöyle katlamışım. Sonra ne oluyor? katlanarak AD ve BC'nin üst üste gelmesi sağlanıyor. He. Şu ve şu üst üste geliyor. Evet gençler şu katlamayı yapayım. Şimdi ben şu katlamayı yaparsam şunu şöyle katladığım zaman bu buraya denk geldi. Sonra bunu böyle katladığım zaman bu buraya denk geldi. Dikkat et. Şuradaki uzunluk kaç? 2 iken katladığımızda burası da 2. Sen bunu böyle katladığında şu parçada da şu parça birbirine eşit değil mi? Evet. Yani burası A iken burası da A mı? Evet A. E şuradaki şekil aslında bizim yandaki şeklimiz böyle arkadaşlar. Yani şurası kaç? Şurası toplamda A artı 2 mi yaptı? Evet A artı 2 yaptı. Şurası da 10 verilmiş. Toplam bu bir kare değil miydi? Aynen öyle. Karenin bir kenarı 2A artı 4. Hocam burası 2A artı 4. E şurası da 2A artı 4 olduğundan dolayı 2A artı 4'ten 10 çıkarsa hocam burası 2A eksi 6 yapar. E artık burada bir pisagor yapabiliriz. Yani 10'un karesi eşittir. A artı 2'nin karesi artı 2A eksi 6'nın karesi deyip işlem 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 yapabiliriz. Gerçi 10 var. 10 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? Hocam 6, 8, 10 üçgendir. Acaba buraya 4 yazarsam 6 oluyor. 4 kere 2, 8, 6, 8, 10 sağlanmıyor. E burası 8 olursa yani A yerine 6 yazarsam 6 yazdığımda burası kaç yaptı? 8 yaptı. 6 yazdığımda 12 6'dan burası 6 yaptı. 6 8 10 sağlamız tuttu. Yani buradan da A'yı kaç buluruz? Buradaki işlemle de 6 buluruz. Bizden karenin alanı isteniyor. Evet A'yı 6 bulduysak arkadaşım A 6, 6 ise hop burası kaç yapıyor? 6 6 12 14 16. Evet burası 16 yapmış oldu. Bizden karenin alanı isteniyor. Karenin alanı da kaç yapar? 16'nın karesi yani 256 yapar. O zaman kaçıncı soru bu? 17. sorunun doğru cevabı A seçeneği oldu. Geldik 18. soruya. Aşağıdaki uzun kenar 36 cm, kısa kenar 15 cm olan dikdörtgen kağıt 1 ve 2 nolu dik üçgen ile 3 nolu dik yamuk elde edilecek şekilde 3 parçaya ayrılmış. Evet 3 parçaya ayrılmış. Şu dik üçgenmiş arkadaşım. Sonra bu dik üçgen buraya getirilmiş. Sonra şöyle bir dikdörtgen elde edilmiş. Yani bu ne demek? Bu buraya gelmiş böyle olmuş. Yani şunlar birbirine paralel demek o zaman değil mi? Evet şunda şu birbirine paralel. Tamam herhangi bir sıkıntı yok. Şurayı da 10 vermiş. Ha, burası 10'sa şurası 15 olduğundan burası da kaç olur? 5 olur. E şurası 5. Pardon. Şu kısa kenar bakın burası 5. Şurası kaç? 15. Şurası da 10 birimdi. O zaman burası da 5. E zaten şuradaki dik yamukta burası da 36 değil mi? Evet 36. E, şurası da 36 zaten. Şu dik yamuğun şurası 36. Bizden mavi dikdörtgenin alanı mı isteniliyor? Evet. Yani direkt 36 çarpı 5'e eşittir. 6 kere 5 30. Ne? ABC'de dikdörtgenin alanı isteniyor bizden. Tamam. Şu kenar uzunluğu çıktı. Şurayı da bulup şu, bu çarpı tamam şeklinde de diyebiliriz. Ya da yeni bir alan oluştu ya diğer parçalardan sonra. Önce şu mavi dikdörtgenin alanını bulabiliriz. 36 ile 5'in çarpımı 6 kere 5 30. 5 kere 3 15. 180 oldu. E hocam burası 180. E hocam önceden burası kaçtı? Şurası da 15 ile 16'nın çarpımı. Yani burası 15 ile 16'nın çarpımı. Kaç yapıyor 15 ile 16'nın çarpımı? Hemen çarp bakayım. 15 ile 36'nın çarpımı pardon. 36'nın çarpımı. Aslında bu 30 ile e, 18'in çarpımına eşittir. O da 540 yapıyor herhalde değil mi? Evet 540 yapıyor. Bu parçaların toplam alanı 540. E bir de mavi parça 180 daha eklendi. O zaman ABC'de dikdörtgenin alanı 540 artı 180 diyebiliriz. Yani Kaç yapıyor buradan? 720 yapıyor. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı A seçeneği çıktı. Ya da sen burada işte şuradaki üçgenle şuradaki üçgenle benzerlik yapıp şu kenarda bulup şu kenarlar çarptı da deyip yeniden sonuca ulaşabilirdin. Ama şu parçalar bozulmadı ya alanı da bozulmadı. Ekstradan bu alan eklenmiş oldu. Yani şu alana şu alana ekleyip ben bu şekilde çözmek istedim. 18. soru A seçeneği çıktı. Geldik 19. soruya. 19. soruda da arkadaşlar bunlar köşegen olarak verilmiş. Köşegen olduğundan dolayı köşegen değil pardon açı ortay verilmiş. Bunlar 45 45 e burası da 45 45. 45 90 ise o zaman burası da 45. E burası 45 burası 90 ise burası da 45 oldu. 45 45 90 üçgen çıktı burada. Burada da 45 45 90 üçgen çıktı mı çıktı. Bu arada şurası kaç? Burası 11. Hocam 45 45 90 üçgeni. Burası 11 ise o zaman burası da 11'dir. Karşı tarafta 11'dir. E hocam burası 11 iken burası da 11 olacak. E 11 olduğundan buraya da 5 kaldı. E 5, 10, 16. Şurası 16 yaptı. Alan ABC'de isteniliyor bizden. 11 ile 16'nın çarpımı yapar. 11 ile 16'nın çarpımı da 1 ile 6'yı ayırırsın. Toplamlarını buraya yazarsın. Yani 176 11 ile çarpmanın kısa yoluydu değil mi? Evet. 19. soruyu böylelikle D seçeneği bulduk. Geldik 20. soruya. E ve F kenarlarının orta noktalarıymış. Evet şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Kare olduğundan her ikisi de çift çizgi çift çizgi diyebiliriz. Arkadaşlar burada ne yapacağız? ADF böyle alan ABCD. Yani şuradaki alanı bulacağım. Şuradaki keşke oranı bulabilsem diye aklından geçirdin mi? Geçirdin değil mi? O zaman buradaki oranı bulma, bulabilmek için ne yapacaksın? Şeydeki gibi paraya kenardaki gibi hamle yapacaksın. Nasıl bir hamle? Hani şöyle bir paralel çiziyorduk şöyle değil mi? Evet bu paralel çizdiğimiz zaman. Hadi çizelim bakalım şu paraleli. Şu paraleli çizdiğimiz zaman buradan bir şey çıktı. Oran bulmak için hamle yapıyorum. O da oranlamalar varsa benzerlik vardır. O da ben içeriden böyle paralel çizme yöntemini kullanıyordum. Ya buradan çizecektim ya buradan. Ama buradan çizince kelebek oluşuyor ama temel orantı oluşmuyor. Şuradan çizdiğim zaman hem kelebek oluşuyor hem de bak hem kelebek oluştu hem de temel orantı oluşmuş oldu. E burada o zaman şurası k iken burası nedir? 2k. Hocam burası da 2k. Hocam burası da 2K, burası da 2K. Bir kenar 4K, burası da 4K. Şimdi kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 4. E o zaman 1'e 4 ise A ise burası 4A'dır. Buradaki oran benim için yeterli. Niye? A'da kalan A ise 4A'da kalan 4A diye yazarım. E şu alanda tüm alanın kaçta kaçıydı arkadaşlar? 4'te 1 değil miydi? Eşit parçaladığı zaman paraya kenardan biliyoruz. E 4'te 1 olduğundan dolayı e burası 5A ise burası da tamamı da 5A'nın 4 katı 20A yapar. Bizden zaten şey isteniyor. Alan ADF yani 4a bölü alan ABC'de 20a isteniyor, değil mi? Evet. O da kaç yapar? 1 bölü 5 yapar arkadaşlar. O zaman 20. sorunun doğru cevabı böylelikle D seçeneği oldu. Geldik. Bir sonraki soruya yani 21. soruya. S1 bölü S2 verilmiş. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? S1 bölü S2 kullanacağız. E, 8 bölü 3 verilmiş. Allah Allah. Burada burası 8A iken, pardon, burası 3A iken burası kaç A verilmiş? 8A verilmiş. Şuraya B alan diyecek olursak, burada alan dağıtarak sonuca ulaşabilir miyim? Ulaşabilirim. Bak nasıl biliyor musun? Çünkü bunlar birbirine eşitlenmiş ya. Burada kaç kaç derece? 45. Hocam burası da 45. E o zaman burası da 45 oldu. Bak 45 45. Bunun devamı köşegen değil midir? Evet, köşegen. Çünkü 45 45. Bu da aynı şekilde 45 45 köşegendir devamı. E, o zaman ben buradaki alanları dağıtabilirim. Hocam burada kalan A ise burada kalan da A'dır. Burada kalan da A'dır. Burada kalan da A'dır. S2 alan dediğimiz 1, 2, 3 A yaptı. S1 bölü S2 zaten S8 bölü 3 değil mi? Yani burası 3 A iken burası 3 A iken şunun yerine 3 A yazarsam o zaman S1 ne oluyor? 8 A olacak. S1 dediğimiz yerde 8 A oldu. E şimdi AB bölü FG isteniyor. Şu karenin alanı kaç? 9A. Arkadaşım bu karenin alanı 9A. Bu karenin alanı 4A. Şimdi biz o zaman şuraya bir şey diyecek olursak. Şuraya bir A diyecek olursak. Ee, A kare eşittir. 4A. Ya da direkt şey diyebiliriz ya. E, alanlar oranı çıktı mı? Büyük karelerdeki. Evet çıktı. Ya da şöyle de diyebiliriz. Burası A burası B diyelim. A kare buradan neye eşit? 4A'ya eşit. Buradan B kare neye eşit arkadaşlar? 9A'ya eşit. E burada e, ee, ne çıktı? A dediğimiz hocam birincisinde A dediğimiz A kare bölü 4 çıktı. Öbüründe A alanı neye eşit oldu? B kare bölü 9'a eşit oldu. E buradan bizden zaten AB bölü FG isteniyor. AB yani B bölü A isteniyor. Şunu şuraya şunu şuraya atacak olursak 9 bölü 4 B kare bölü A kare eşit oldu. Kare alacak olursam 3 bölü 2 de B bölü A'ya eşit olmuş oluyor. Evet. Cevabımız böylelikle C şıkkı çıkmış oldu. Ya da ne yapardınız arkadaşlar? Bu alan 4A. İşte burası a kare ise ya yani da 2a diyecek olursanız buraya 4a kare değil mi? O zaman burası da 9a kare buraya da 3a deyip diye, diyebilirdiniz. 2 bölü 3'ten de ya da 3 bölü 2'den de sonuca yine ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Ben a kare şu kenara a dedim bu kenara b dedim. a kare 4a'ya eşit b kare de 9a'ya eşit. Bizden b bölü a isteniliyordu. Ee, o zaman burada a'ları şey yaptım yok ettim. Yani a alanı burada a kare bölü 4 a alanı burada b kare bölü 4. Her ikisi de a'ya eşitse a kare bölü 4 b kare bölü 9'a eşit oldu. Bizden B bölü A istenildiği için çapraz bu A kareyi buraya 9 da buraya attım. 9 bölü 4 B kare bölü A kare. Her iki tarafın kare kökünü alınca da cevap 3 bölü 2 çıktı. Yani bu 21. sorunun cevabı böylece cehan oldu. Geldik 22. soruya. ABCD kare denmiş bir de şu uzunluk 2 birim olarak verilmiş. Sonra F karenin ağırlık merkezi olduğuna göre. F karenin ağırlık merkezi yani ne demek? Köşegenlerin kesim noktası demek. O zaman burası köşegenlerin kesim noktasıysa şunlar birbirine eşit midir? Eşittir. Diğer köşegeni çizebilirim de şimdilik çizmeyeyim istersen. Ee, sonra bu açıları da yazayım. Bu köşegen 45, 45. E hocam burası da 45, burası da 45. Şu 90'ı kullanacağım. Hocam burası da 45 oldu. Hocam 45, 90'sa burası da 45 oldu. Ee, burada ikiz kenar üçgen çıktı. Burası da 90 ya. Aa güzel bir şey çıktı burada. İkiz kenarda çizilen kenar yükseklik. Aynı zamanda kenar ortaydır. Yani şunlar birbirine eşittir. Hee bak sen olaya. Ya da şöyle de diyebilirdin. Hocam 45 45 90 ya burası. Şu kenarla şu kenar eşittir. Sonra burası da 45 45 90 bu kenarla da bu kenar eşittir diyebilirdin. Bak bu kenar ortay. Bu da kenar ortay. O zaman şurada ne çıktı? Ağırlık merkezi oldu. Şimdi benden buradaki saçma alan isteniyor. Ağırlık merkezi alan ilişkisini düşünmek daha mantıklı oldu. Dikkat. Çok güzel bir soruymuş arkadaşlar. Bak bu kenar ortay. Bu da kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu ya. 1'e 2 oran var. Evet burası kaç oldu o zaman? 4 oldu. E ağırlık merkezi alan ilişkisinde biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop bir üçüncüyü de çizip alanı o şekilde dağıtmak daha mantıklı oluyordu. O zaman burada şu alanlar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. A a a a a a, a. yazacak olursak eğer. Şimdi alanı çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Ve bu arada burası 6 iken burası da 6 burası da 6. Hop şurası kaç yaptı? 12. Toplamda 6 a alanını bulabilir miyiz? Evet 6 a alanı eşit? Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşit. Güzel bir soru gerçekten. 12 çarpı 6 bölü 2 eşit. 6'lar gitti. A'yı da böylelikle 6 bulduk. Bizden ne isteniyor ama? 2A isteniyor. Cevabımız böylelikle 12 çıkar. Mükemmel bir soru arkadaşlar. 22. soru böylelikle akçay çıktı. Geldik 23. soruya. Valla karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde böyle açıortaylık gördüğümüzde Z'ye dikkat edin diye hep söylüyorduk. Hop Z'den dolayı. Burası da nokta açısı yaptım yaptı. 6 iken buraya 6 koy. Buraya A dersen A artı 2. Yukarısı da A artı 2. Hocam bak noktaya nokta 2 kenar çıktı. Yani burası da A artı 2 çıktı. E o zaman burada bir pisagor bağıntısı yapacak olursak yap bakalım pisagor bağıntısını. A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 6'nın karesinden dolayı. Pisagor bağıntısı. İşlem işlem işlemle A'yı buluruz. Ya da 6 var. Büyük ihtimalle ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir 8 yazarsam burası da 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani A 8 çıktı. E o zaman her şey çıktı meydana. Alan ABC'de isteniyor bizden. Bir kenar 6 diğer kenar 10. 6 çarpı 10'dan cevap böylelikle 60 olarak çıkar. Yani 23. sorunun cevabı denizli oldu. Geldik 24. soruya. Şimdi dikdörtgen bu. dikdörtgenden ne oluyordu arkadaşlar? Köşegenler şöyle birbirine eşitti. E hocam burada 16 verilmiş. Bu üçgenin alanı isteniyor. Tabana ait yüksekliği bulmak zorundayız. Nasıl bulabiliriz? E hocam şurada şu hamleyi yapabiliriz. İkiz kenar ya tabanda mevcut olduğu için Tabanına ait yükseklik çizebiliriz. Tabanına ait yükseklik çizecek olursam 16'yı keş parça böldü 8'e 8 yani 2 kaldı burada. A dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Şuraya da bir h diyecek olursam h kare eşittir 2 çarpı 8'den 16'dan h'ı böylelikle 4 buluruz. E h 4 ise şu üçgenin alanı artık çıktı. Tabağın 10 yükseklik 4 yani 10 çarpı 4 bölü 2 yani 20 çıkar böylelikle cevabımız arkadaşlar. 24. soruyu balık kesir bulduk. Geldik 25. soruya. Şimdi 12, 12. Burası kaç? 24. Hemen buraya 24'ü yazalım. Hocam şurada bir ne var? Bir kelebek benzerliği var değil mi arkadaşlar? Evet kelebekteki oran kaça kaç? 12 bölü 24. 1'e 2 oran var. O zaman 1'e 2 oran olduğundan dolayı burada da 1'e 2 oran olacak. Yani burası kaç oldu? 10 oldu. Sonra ne yapacağız burada? Hocam burada Pisagor bağıntısından şurayı bulabiliriz. Hadi bul bakalım burayı bulalım. 30, 24. Valla şöyle bir dik üçgen var. Şu dik üçgeni şuraya çizeyim. Burası 30, burası 24. Hocam bu 6'nın 5 katı. Bu altının 4 katı. O zaman burası da 6'nın 3 katından 18 yapar. E o zaman buraya 18 bulduk. Burası da 18. Şimdi başka bir şey var mı? Biz şu üçgenin alanını bulmaya çalışacağız. Bu üçgende taban ve yükseklik var mı? Aslında yok. Ama şurayı bulabilirim ben. Bakın şu uzunluğu bulabilirim. Çünkü şurada bir kelebek var gördün mü? Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 1'e 1 bir oran var. O zaman 18'si burası da kaç oldu? 18 oldu. Şimdi ben bu üçgenin alanını bulurken hocam dik üçgen bu ama buradaki üçgenin alanını bulmak lazım. Ya da direktman şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu üçgende 18 tabanı mı var böyle? 18 tabanına ait yüksekliği bulursam sonuca ulaşırım diyebilirim. Ya da böyle oranlamaları bulduk alan mı dağıtsak böyle? Evet alanda dağıtabiliriz aslında. E, ee, direkt tabana ait yükseklikte çizebiliriz böyle arkadaşlar. Tabana ait yükseklik çizdiğimiz zaman bak burada 2'ye 1 oran var. Burada da 2'ye 1 oran olacak. 2 tane yani n. Toplamda 3 n eşittir 18. N'i buradan kaç buluruz? 6. Hocam burası 6 çıktı. Burası kaç çıktı? 12 çıktı. 12, 20. Buradaki dik üçgende de 12, 16, 20'den burası 16 mı çıktı? Evet. E artık şu üçgenin alanı çıktı mı? Çıktı. 18 çarpı 16 bölü 2. Evet 18 çarpı 16 bölü 2'den bu 2 ile 18 sadeleşince 9. 9 ile de 16'ın çarpımı 144 yapıyor. Yani cevap denizli çıktı. Ya da ne yapabilirdim? Şuradan hocam burada kalan A ise burada kalan da A derdim. 10'da kalan 2A ise 20'de kalan 4A derdim. Sonra şurada alan dağıtmalara böyle devam ederdim. Ee, sonra burada kalan 1'e 2 oran var ya A iken 2A yazardım. Kelebekteki oran 1'e 1 derdim. Burası da 3A derdim. Sonra buradan sonuca yine ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ama ben ne yaptım? Tabana ait yüksekten gittim. Alan dağıtarak da yine sonuca ulaşabilirdiniz arkadaşlar. İstediğiniz yoldan gidin. Her türlü sonuca ulaşıyoruz zaten. Evet 25. soruyu böyle denizde bulduk. Geldik 26. soruya. Şimdi ABCD bir kare demiş. Evet bu kare büyük ihtimalle kullanacağız arkadaşlar. Kare olmasını. Sonra şu alanı 36 vermiş. Bu alanı 13 vermiş. Arkadaşlar 36 ve 13. Birer kenarları eşit olan dikdörtgende alanlar oranı, tabanlar oranı eşit değil midir? Evet. E o zaman burası X 13 bölü 36 nedir? 13 bölü 36, 13 bölü 36'tır. Yani burası 13K iken burası 36K yazabiliriz. E hocam bu bir kareydi. Toplam burası kaç yaptı o zaman? Toplam burası 49 mu yaptı? 49K yaptı. O zaman burası da kare olduğundan dolayı 49K, 49K yapar. E, E, C, X nedir diye soruluyor. Dikkat et. 13K ile 49K'nın çarpımı 13 değil mi? Evet. 13K ile 49K'nın çarpımı eşittir 13 olduğundan 13'ler gitsin. Buradan 49K kare eşittir 1 yaptı. K kare eşittir 1 bölü 49 yaptı. K da buradan 1 bölü 7 yaptı. A bizden X isteniyor. X de 13K olduğuna göre o zaman 13 çarpı 1 bölü 7'den cevabımız 13 bölü 7 çıkar arkadaşlar. Güzel bir soruymuş bu da birer kenarları ortak olan dikdörtgenlerde tabanlarla alanlar doğru orantılıdır diyebiliriz arkadaşlar. 13K'ya 36K dedik ve oradan yola çıktık ama kare olmasında kullandık. Verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundasınız. Evet 26. sorunun doğru cevabı böylelikle D seçeneği oldu. Geldik 27. soruya. ABCD kare ve 7'ye 6 verilmiş alanlar oranı isteniliyor bizden. Ne yapacağız? 90'lar havada uçuyor. Bir alfabeteye dalacağız galiba. Dal bakayım alfabeteye. Alfa beta alfa ve buraya da beta diyecek olursam hocam bu üçgenle bu üçgen benzer ama alfa'nın karşısı 6 böyle bilmem ne benzerlikten bir şey çıkmayacak galiba. Bizde alanlar isteniyor değil mi? Alan BFC'yi bulurken hocam şu kenarı bulmam lazım. 1. Sonra hocam burada da ne bulmam lazım bunun alanını bulmam için? Burada taban olarak burası verilmiş. Bak bu kenarlar yok. Burada bu tabana ait yükseklik lazım. O zaman bu tabana ait yükseklik lazımsa şurada bu tabana ait yükseklik çizelim. E o zaman burada bu tabana ait yükseklik çizecek olursak. E burası alfa 90 ise burası da beta oldu. A, bu bir kare. Yani o zaman şu üçgen ile şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı 6. Bak tabana ait yüksekliği buldum burada. Madem eş buldum eşliğe de devam edeyim. Şuraya x'i sileyim. Hocam burada beta'nın karşısındaki bu kenarla beta'nın karşısındaki bu kenar eşittir. Yani şuraya bir x diyecek olursam. E, burası x artı 6 beta'nın karşısı. Burada da beta'nın karşısı x artı 6 yapar. E bunun tamamı 7 idi. Buraya da 7 eksi x mi kaldı? Evet. E burada da dikten dik çizilmiş. Ne var yani burada? Öklit var. Yani 6'nın karesi eşittir. 7 eksi x çarpı x artı 6 mı? Evet. 7 eksi x çarpı x artı 6 yapar. E 36. 4 kere 9 36. 3 koyarsam sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 4 koyarsam da sağlanıyor sanki ya. Değil mi? Evet. 3 koyarsam burası 4. Burası 9 oluyor. 4 koyarsam da burası 3. Yok sağlanmıyor. Evet böylelikle hissederek bulduk yine. Dağıtıp çarpanları ayırmayla da bulabilirsiniz arkadaşım. A böylelikle biz ne bulduk? X'i 3 bulduk. Evet x yerine 3 yazalım o zaman. Hemen yazdık şuraya. 3'ü yazdık. 7 xx x. Burası da kaç yaptı? 4 yaptı. Burası da 9 yaptı. E o zaman alan BFC'ye bakalım. BFC. 6 çarpı 9 bölü 2. 6 çarpı 9 bölü 2 bölü alan EDC. EDC. O da tabanımız kaç? 13 çarpı 6 bölü 2. 13 çarpı 6 bölü 2. Bölü 2'ler gitsin. Sonra e, burada 6'lar da gitsin. Cevapta kaç yapmış oldu? 9 bölü 13 yapmış oldu arkadaşlar. Yani 27. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 28. soruya. ABC'de dikdörtgen ve bu açı ortaya olarak verilmiş. 3 ve 10 verilmiş. AC uzunluğu 10 verilmiş. Hemen AC uzunluğunun 10 olmasını kullanayım ben. Sonra başka ne verilmiş? Alan DAE nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burası da kaç? 90 derece. Hocam burada bir şeyler yapmalı. Ben burada neyi bulabilirim? Hocam bulsam bulsam şunu bulurum. Açı ortayda kola dik çizilmiş. E, diğer kola da ben bir dik çizeyim. Yani burası kaç? 3. Ben bulsam bulsam buradaki alanı bulurum. Hop şuradaki alanı bulurum hocam. E, buradaki alan nedir? 10 çarpı 3 bölü 2. 15'tir. Hocam burası 10 çarpı 3 bölü 2'den 15 eşittir. Tamam 15 diye bulduk. Ama benden bu olan isteniyor. Bak iki paralel doğru arasında değil mi bunlar? Şu paralel doğru ile bu paralel doğru arasında. Hocam alan kaydıracak olursak tepe noktasını al. Bak tabanı sabitle. Tepe noktasını al buraya getir. Alan değişir mi? Evet bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı aynı olmuş oldu arkadaşlar. Ya da başka türlü ispatlayayım. Tamam alan kaydırmayı belki tam kavrayamamış olabiliriz. Hocam şu üçgenin alanı nedir? Bu üçgenin alanı Tamam 10 çarpı 3 bölü 2. Eyvallah. Şuraya A diyecek olursak, şuraya B diyecek olursak bizden A çarpı B bölü 2 isteniyor değil mi? E hocam şurası A. A bu üçgende A tabanına ait yüksek B değil mi? Aynı zamanda A çarpı B bölü 2 de neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? Şu alana eşit olmak zorunda. A çarpı B bölü 2 de aynı zamanda 15'e eşittir. Zaten bizden de ne isteniyor? A çarpı B bölü 2 isteniyor. Arkadaşlar şuradaki üçgenin alanı. E buradaki üçgende de A çarp B bölü 2 15 eşit. E Burada da A çarp B bölü 2 isteniyor bizden. O da 15 yapar. Ya da dediğim gibi alan kaydırmadan şu turuncu alanla sarı alan birbirinin tıpkısının aynısıdır. Yani 28. sorunun doğru cevap böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 29. soruya. Aşağıda tezgaha EFGK dikdörtgeni biçiminde olan. Marangoz testeresi ve tezgaha yerleştirilmiş ABCD dikdörtgeni biçimindeki tahta gösterilmiştir. Evet tahta şu şekilde kesiyor galiba. Evet burada da bir oran verilmiş. Hemen oranı kullanayım. Burası K iken burası neymiş 2K. Hemen yazalım. AF uzunluğu K iken AE uzunluğu 2K olarak verilmiş. Tahta HB boyunca kesildiğinde alanları oranı 1 bölü 2 oluyormuş. Hmm, i̇ki parçaya ayrıldığına göre. Arkadaş bak şöyle bir kare var elimde. Bak dikkat şöyle bir kare var. Ben bu kareyi şöyle kesmişim. Atıyorum şöyle kesmişim. Alanları oranı diyor 1 bölü 2 oranında diyor. Yani burada kalan A iken burada kalan 2A diyor. Biz burada ne yaparız? Burada şunu yapabiliriz. Şu köşegen çizecek olursam. Hocam 2 eş parçaya bölüyor alanı. 3A'yı 2 eş parçaya bölecek. 3A bölü 2, 3A bölü 2. Ama ben böyle sevmedim. Şuraya 2A diyeyim. Şuraya 2A diyeyim. Buraya da 4A diyeyim. Yine alanlar oranı 1'e 2 olmuş oldu. Tüm alan 6A almış oldu. Tüm alan 6A ise hocam burası da 3A, burası da 3A mı olacak o zaman? Evet. Bak A'ya 2A şeklinde paylaşmış oldu. O zaman buradaki oranlamalar 1'e 2 oldu. Yani şuradaki olayı ispatladım. 1'e 2 şeklinde olmasını ispatladım. E burası 3A iken burası da 3A değil mi? Evet. Kare olduğundan dolayı burası da 3A, değil mi? Evet, bu da bir şey mi? Kare mi? Evet. EFG dikdörtgeni olan Vanagos tezgahı yerleştirilmiş. ABC'de dikdörtgeni. Evet. Şu ABC'de dikdörtgeniymiş. Şu kare değilmiş arkadaşlar. A'ya 2A şeklinde olduğunu bulduk. Kare değil. Dikdörtgen olsa da yine aynı mantıklı oluyor burası. Onda bir sıkıntı yok. Şurası da 30 derece olarak verilmiş. Sonra paralellik de verilmiş bize. Neresi paralel verilmiş? HB ile EF paralel verilmiş. HB'ye bakalım. HB. Neredesin HB? H harfini göremiyorum burada. B burada. Evet. HB ile neresi paralel verilmiş? EF birbirine paralel verilmiş. Tamam bu paralelliği kullanalım o zaman. E hocam burası 90 derece mi o zaman? Şunun da şu paralelse burası 90 ise burası da 90. Tamam. Şimdi 30 90 ise burası kaç yaptı? 60. 60 90 ise burası kaç yaptı? 30. E hocam bunun tamamı 90. Burası da 60 yaptı. O zaman burası da 30 yaptı. Burası da 60 yaptı mı? Yaptı. Şimdi tezgahın alanının tahtanın alanına oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam artık bundan sonrası çıkar. Hocam 30'un karşısı 2 a ise 60'ın karşısı nedir? 2 a'nın kök 3 katıdır değil mi? Evet 30 burası da 60 yaptı. E burası da 30 yaptı. Şimdi buraya bakacak olursak 90'ın karşısı 2 kök 3 a ise 30'un karşısı yarısı kök 3 a'dır. Hocam burası da 30'un karşısı 60'ı karşısındakinin kök 3 katı. Yani burası da kaç a yapar? Kök 3'ün kök 3 katından dolayı 3 a yapar. Burası kaç a yaptı? 6 a yaptı. Şimdi her şey meydana çıktı mı? Çıktı. Şimdi bana diyor ki tezgahın tezgahın alanının tahtanın alanına oranı tezgahın alanı hocam şurası kaldı ya bir tek 90'ın karşısı 3a iken 30'un karşısı 3a bölü 2 burası da 3 kök 3a bölü 2'ye eşit olacak mıdır evet yok evet 3 kök 3a bölü 2'ye eşit olacaktır. toplam burası kaç yapıyor o zaman 2 kök 3 artı 3 kök 3 5 kök 3a bölü 2 yaptı tezgahın alanı ne yaptı o zaman şurası da 9a yaptı 5 kök 3a bölü 2 5 kök 3a bölü 2 çarpı 9A bölü tahtanın alanı ne yaptı? 3A çarpı 2 kök 3A. 3A çarpı 2 kök 3. A'ya eşit olacaktır. Hocam A'lar yukarıdakiyle sadeleşti. Kök 3'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. Sonra burada 9 ile 3 sadeleşti. Burada 3 kaldı. Yukarısı 15 bölü 2 yaptı. Bölü aşağısı da 2 yaptı. O zaman cevap da ne yaptı? 15 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne oldu arkadaşlar? 15 bölü 4 yaptı. Yani bu sorunun doğru cevabı Edremit olmuş oldu. Ve böylelikle kazanım odaklı sorular kısmı bitmiş oluyor arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda neye geçiyoruz? Klasikleşmiş sorular kısmına geçiyoruz. Klasikleşmiş sorular kısmındaki test 1'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.